Ne yapıyorsun? Tamam. Ne bu? Temizliyorum Aslı'nın. Kimi nereye temizliyorsun? Yapmadın mı temizliğini sen biz gelmeden önce? Yaptım Aslı. Bu ne için? Kızlar dışarıdan geldiği için. Şaka yapıyorsun. İçim rahat etmedi, tekrar yapmak istedim. Yanımızda var yapmasaydın. Evet keşke. Girişte ben, zaten yapmadık. Ben bu sıkıntılıyım. Ayakkabılarımızı buharladı. Kızım senin de çıplak ayakların nasıl buharladı? Yanmadı ama mı? Bunlar yılan ama derisi. Ama neden buharladım Aslı'nın? Bir de bana sorun. Ay yani. Yılan derisi mi giydin geldi? Evet. Ben yılan gibi kadınım çünkü. Aa. Fark ettik hepsiniz onu. Hepsiniz bu kucağım. Fark ettik onu. Ne yaptın size? Ne yaptın sen? Ben ha, ayakkabılar vardı evet, dışarıda. Ben evet. Onlara ayakkabı aldım arkadaşlarıma. Giymek istemediler. Ha. İçimin rahat etmeyeceğini söyledim ama dinlemediler. Ben de buharla temizlemek zorunda kaldım. Hasan, ama zaten ayakkabılarımız değilim. Temizdi. Yani bir de biz ben mesela sana özenli geldim. Mesela hı-hı. Kombinimi bak gelin gibi geldim. İncil incili giydim. Ayakkabılarımı incil tercih ettim. Maşallah. Ama senin almış olduğun ayakkabılar için ayrıyeten teşekkür ederim ama evet, kombinim kapıda. Bozacağı için ben evet. Giymeyi tercih etmedim. Evet. Teşekkür ederim. Elbette temizdir çıkmış. Ayakkabılarınız. Ben evet, temizledin yani. İçin rahat mı artık? Kendi içimin rahat olması için yaptım Aslı Hanım. İyi, rahatladıysan. Evet, rahatladım. Çok şu güzel. An. Çok mutluyum. Misafirlerin de rahatsız olmadığını umut ediyorum. Saygı duymalarını bekliyorum. Çünkü bu benim bir takıntım yani. Elimde sen rahatsız oldun mu peki? Ben saygı duydum fikrine. Kombinime de uyduğu için ben giymeyi tercih ettim. Aynı özeni benim evimde de göstermeye tabii ki de göreceksin mutlaka. Vay. Hakikaten uymuş kombinle evet, bu arada. Evet. Özelle seçtim onlar için peki. Ama giymediler. Keşke dün ayak numaralarımızı sorduğunda kombininiz hangi renk diye de sorsaydın. O an aklıma gelmedi tatlım. Evet. Kusura bakmayın bunun için. Yani galoş da getirebilir miniz. Yani galoş olur. Galoş da içime sinmedi aslında. O da içine sinmedi. Evet. Anladım. Genelde şöyle oluyor. Bizim dışarı ayakkabımız ayrı, çantamızda böyle hı-hı. Bir küçük ayakkabılarımız evet, oluyor. Evet. Ve binanın girişinde hani girerken işte çekim esnasında bozulmasın diye hemen biz giyiyoruz orada. Sen hiç rahat etsin canım ya. Bak. Bu benim hediyem biliyorsun kapı girişinde. Teşekkür İstiyorsan ederim. Bunu da buharla. Ne olur ne olmaz. Bir buharlayayım sonra da bunu kaldırayım ben yanımda. Bir mikrobu. Birazdan yine lazım olacak. Tabii mikrobu çünkü. Varsa kır. Oh çok maşallah yeter çok kırdım. Azıcık mikrop da lazım canım. Bunu vereyim sana birazdan tekrar isteyeceğim. Hakikaten de tuttu ya. Şaka söylemiştim. Bak ne diyeceğim. Ne yapıyorsun sen böyle? Hayat senin için çok zor olsa gerek. Dur hediyemi vereyim de senin de elinde bir şey var. Evet ben de dünden sonra bebiş için bir şey almak istedim. Öyle mi? Evet. Sen bunu al bakayım. Ay buharlaması falan gerekir. Ne aldın? Teşekkür ederim. Bir aa. Küçük takım aldım. Ay çok şık. Evet çok şık. Çok şık. Çok özenli. Teşekkür ederim. Vallahi çok güzel evet, düşünmüş. Evet çok beğendim gerçekten. Ne oldu? Niye böyle bir şeye gerek duydun sen? Bir şey olmadı ki. Farklı bir şekilde değerlendirebilirdin o evet. Rafı. Yani hani eğer boş olsaydı evet raf diyebilirdik ama dolu olduğu için. Daha güzel kombinleyebilirdim. Genelde boş zihinlerde böyle yorumlar oluyor. O yüzden anlıyorum, saygı duyuyorum. Ne dedin? Kitapla ilgili genelde böyle saldırgan yapılan yorumları da genelde o insanların zihinlerinin daha belli. Öncelikle şunu söyleyeyim, eleştiriye çok kapalısın bu bir. İkincisi ben burada senin kitabını, okul hayatını vesaire şeyi eleştirmeye gelmedim. Ben buraya salonunu yorumlamaya geldim ve o kitaplığı buraya uygun bulmadığımı söyledim. Peki öyle kabul ederim. Bence de. İçecek olmadı. Olmadı zaten değil mi? Olmadı hiçbir şey. İçinden geldi evet. Sen de bebeğini aldın. Çok içimden geldi. Aç hayatım aç devam evet. Et. Yapıyorlar içimden gelmiyor. Çok güzel ama gerçekten de bir ayıcıklı. Bayılıyorum ben böyle ayıcıklı şeylere. Ay çok güzelmiş Aslı Hanım. Evet. Çok teşekkür ederim. Bakalım. Aa çok şık. Harika. Evet çok şık. Güzel günlerde kullan. Teşekkür ederim Aslı Hanım. Beğenmene çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Beğenmene çok olsun. Güzel. Beğenmene çok mutlu oldum hayatım. Çok teşekkür ederim. Al bakalım. Bunu da vereceğim sana. Tabii. Mikrop yok. Ben şey yaptım kontrolden geçelim. Hadi kaldır bence sunumlara geçelim. Ne dersin? Kahvelerinizi... Olur Aslı Hanım. Kahvelerinizi nasıl içersiniz sade. Kızlar? Orta. Orta. Sade. 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 Tamamdır. Efendim ben sade, içerisine biraz Hindistan cevizi yağı, biraz tarçın, biraz da kakao rica edeyim. Böyle içiyorum ben kahvemi artık. Yağ yakıyor biliyor evet, musunuz? Evet. Çok güzel yağ çok yakıyor. Gerek nasıl? Var mı? Evet. Ay olmaz. Hayır Aslı Hanım gerçekten yok. Gerçekten gerek yok. 42 beden olarak
diyorum ki buramı çekmeyin. 42 beden misin sen? Evet. Ben de doğumdan kaldı aslanım. 140 kiloyla doğuma girdim. Ne diyorsun? Oh, evet. Maşallah. Kaç kilo aldın sen? Kaç yani 80'le kaldım. Yürüyemiyordum. Eşim bayırdan böyle arkamdan itiyordu. Şu an itiyordum. Kaç kilo? Eşin iyi ki düşmemişsin bayırda. Şu an kaç kilosun? Bip yapalım ona. Kaç kilosun şu an? 89 falan. 89, 42 beden misin? Evet, 40, 41. Nasıl 40 yok canım? Yok, 44 canım. Olması lazım değil mi? 44, 46 olması yok lazım. Yok. Canım, ben bu işi yapıyorum. Aramızda 40'ın, 42'nin lafı mı var? Ya.